Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Bitcoin bir yükselişe geçti arkadaşlar. Dün desteğin altında bir 4 saatlik kapanış yaptı. Ve tuzağını kurdu. Diğer 4 saat yeniden üzerinde kapattı. Ben de Twitter'dan duyurdum ki arkadaşlar desteğin altında kapatıp tekrar üzerinde kapattıysa bu bir yükseliş sinyali olabilir gibisinden. Yani malum Bitcoin sever tuzak kurmayı. Ama şu an gelinen noktaya bakınca bakın şöyle bir düşen trendimiz vardı kırılmıştı. Şimdi bu düşen trendi şöyle kaydırırsak bunu da kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Yani şu an pozitif bir hava mevcut. Yani her an yukarı basabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki engel neydi arkadaşlar? 27.700 seviyesiydi. Hala geçerlidir. Ora kırılırsa şöyle bir fincan kulp formasyonuna evrilebilir arkadaşlar. Bunun hedefi de ne olur? Derinliğe alırız arkadaşlar şu şekilde üzerine bıraktığımız vakit 29 bin dolarlar hedef haline gelir. Yani dünkü analizimizden örtüşüyor hemen hemen direnç olarak 27 bin 700 daha sonra 29 bini vermiştik. Şu an değişen bir şey olmadı. Ha düşüş gelirse ne yapacağız? O zaman arkadaşlar şu son dibi baz alacağız. Mesela 26.500'den dönmüşüz. Oranın altında 4 saat kapanış gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Günlük grafiğimize orada da arkadaşlar mavi destek hattımız vardı önemli biliyorsunuz. Dünkü düşüşle oraya iğnesini attı oradan sert bir tepki aldı arkadaşlar. Bu grafiğe göre de gitmemiz gereken yer 28.770 seviyesi. Az önceki verdiğim destek kırılırsa 26.500 kırılırsa arkadaşlar o zaman 25.300'lere kadar gerileyebiliriz. Ne dediğim gibi düşen trendin üzerine atmışız. Retestimizi de yapmışız. Yani şu tabloya göre tuzak değilse arkadaşlar yukarı yönlü gitmemiz gerekiyor. Şimdi asıl mevzuya gelelim arkadaşlar. Haftalık Dead Cross. Birçoğunuz merak ediyor son durumu nedir. Hemen değinelim arkadaşlar. Şu an güncel görüntü bu şekilde. Bak en sonki düşüşle MA200'den destek aldık. Yani bu Golden Cross, Dead Cross ne oluyor mesela? Ölümcül kesişme ve altın kesişme diyoruz. Ölümcül kesişme de negatif ve günlük grafikte olsun, 2 günlük grafik, 4 saatlik grafik. Bugüne kadar defalarca gerçekleşti bu ve etkili de oldu arkadaşlar. Ama gel gelin görün ki haftalık grafikte bu ilk defa oluştu. Şimdi biz geleceği anlamamız için büyük resmi incelememiz gerekiyor ve büyük resim budur arkadaşlar. Yani tarihi grafiğimiz budur. Ve bu grafiğe bakınca arkadaşlar hiçbir zaman bu iki ortalama birbirini kesmemişti. Ve 2 ay önce biz dedik ki arkadaşlar kesişim gerçekleşti. Ve tekrar golden cross olabilir mi diye soranlar vardı. Olabilir arkadaşlar ama bunun için BTC 22 hafta boyunca yükselmesi gerekiyordu. Dead cross'tan sonra kaç hafta geçmiş bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yani 8 hafta daha var arkadaşlar. Yani 8 hafta daha Beyazın üzerinde tutunabilirse bu sefer kırmızı eğimin yukarı verir. Yeniden golden cross olur. Ama şu detayı atlamayalım. Şu an biz mini rally mi yaşıyoruz büyük ralli mi yaşıyoruz? Şimdi büyük ralli yaşamamız için arkadaşlar bu iki ortalama birbirini mecbur kesmesi lazım. Yani benim ağzımdan 22 hafta dolmadan büyük ralli geldi diye duyamazsınız arkadaşlar. Ve şu anda da önemli bir yerden desteğimizi aldığımızı görüyoruz arkadaşlar ve düşen trendler de kırıldı gördüğünüz gibi. Yani buradan yükseliş gelmesi daha mantıklı geliyor bana. Ama ondan sonra bir yerde tepeyi yapıp sert düşüşler gelebilir. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bana göre son kale nedir? Bakın şöyle bir trend çizgisi çizeceğim. Şöyle yükselen trend yani aslında ana trend hattımız bu pembe çizgi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, biraz kalabalık oldu. Şu şekilde göstereyim. Mesela 16.000'den yükselmişiz. 25.000 25.000'den 19.000 19.000'den 31.000 Oradan da tekrar düşebilir mi? Evet. Şimdi önemli olan şöyle düşmesi değil buraya. Tamam mı? Önemli olan altında kapanış yapmaması. Çünkü biz bunu yaparsak arkadaşlar... Senaryoyu anlatabilirim size. Şöyle bir senaryo bizi bekler. 14 bin dolarlara kadar bile gevşemeler görülebilir. Bu trend hattı kırılırsa. Şu an nerede peki bu hat? 23 bin 500. Yani bizim kader desteğimiz ne 25 bin 300 ne 26 bin 23 bin 500 arkadaşlar. Yani bu trend hattı kırılmaması lazım. Zaten bunu kırarsak bu sefer Dead Cross'un cross dibine ineriz. Anladınız mı? Yani şöyle anlatayım. Bu MA200'ün altında da kapanışlar yaparız. Bu da olumlu olmaz. Çünkü arkadaşlar bugüne kadar şöyle gösterebilirim. Her zaman ay piyasasının dibi olarak çalıştı. Bu sefer de rallilerin tepesi olarak çalışır. Anladınız mı ne demek istedim? Yani tersinden okumak lazım bu grafiği. Şöyle tersinden okumak lazım diye düşünüyorum. Şu an herkes iş. ama biz temkinli gideceğiz. Temkinli gideceğiz. Ve diğer taraftan da EMA ribını açalım mesela. Orada da önemli bir desteğe geldik. Bakın arkadaşlar. EMA ribbon'ların üzerine attık ve ilk ribına temas gerçekleşti. Gördüğünüz gibi ve tepki aldı. Şimdi bu grafiğe göre ne anlamalıyız? Bakın, eee Rallide üzerine atıyorsa tekrar altına atmaması gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Mesela 2015 boğa piyasasında büyük rallide hiçbir zaman altına atmadan devam etmiş. Gördünüz mü? E şimdi burada tekrar altına atıp kapanış yaparsa gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman trend tersine dönebilir. Yükselen trendi de bozar. İşte o zaman yarım kalan o 14.000 belki masaya yatırılır arkadaşlar. Şimdi potansiyel hedefler nereydi? Oraya gelelim. Aylık grafiğe bakalım. Öncelikle bakın bu aylık ribbon gördüğünüz gibi. Bugüne kadar her zaman ayı piyasası en alt ribbon'da bitti. Ve ilk kez biz ribbonları aşağı kırmıştık. 5-6 ay takıldık altında. Şimdi de geçmişte nasıl en alt ribbon dipse belki şu an en üst ribbon tepe olabilir. Böyle de bir matematiksel ihtimal var mı? Var arkadaşlar. Bunu da dikkate almak lazım. Aylık Bollinger bandına bakınca da burada da yarım kalan bir iş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bollinger orta bandı o da 31.300 seviyelerinde. Yani burası bana göre yarım kaldı arkadaşlar. Hani bir yükseliş daha gelecekse yüksek ihtimal bu boşluğu doldurmak için gelecektir. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var gap grafiğimiz var biliyorsunuz. Oraya bir değinelim. Şöyle günlük grafiği açayım ben. Bakın bugüne kadar yapılan bütün gepler. Gep nedir arkadaşlar? Şimdi vadeli işlemler hafta sonu kapalı oluyor biliyorsunuz. Ee, ve normal piyasalar 7.24 açık. Şimdi vadeli işlemler cuma gecesi kapatınca piyasayı atıyorum pazartesi yeniden açıldığında Bitcoin'da bambaşka bir seviyede ise açılış o seviyeden yapıyor ve grafikte boşluk oluşuyor. Mesela biz düşüşlerde iki tane gap yapmıştık. Nerede yapmıştık? 35 bin dolarda ve 28.700 dolarda gap yapmıştık. Beyazla kırmızı. Şimdiki hareketle birlikte yani son haftaların yükselişiyle birlikte ilk gap'imiz doldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane daha var. O da 35 bin dolar. Orası da potansiyel hedefler arasında arkadaşlar. Yani onun dışında ben başka bir gap bulamadım. Yani en yüksek gap 35 bin dolar seviyesinde. Şimdi şöyle bir soru var. Mi, direkt dolması mı gerekiyor? Hayır arkadaşlar direkt dolması gerekmiyor. Mesela geçmişte şöyle anlatayım arkadaşlar. Şurada bir gap vardı bir yerlerde. Bu grafikte görebiliyor muyuz? Evet şuralarda bir yerde gap vardı. 2 sene sonra dolmuştu. 2 sene sonra 2018'de 19'u yaşayanlar bilir. 2 sene sonra gap dolmuştu. Hani şimdi direkt mi dolması lazım? Mecbur değil. Şimdi bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Bakın haftalık grafikte trend tersine döndü zaten. Ee, ona değindik daha önce biz. Şöyle göstereyim haftalık grafik. Açılırsa göstereceğiz arkadaşlar. Açılmazsa da kaldığımız yerden devam ederiz. Neyse boşver. Haftalık grafikte biz alçalan dip yaptık. Geçenlerde duyurdum. Bir bakayım açılmış mı? Açılmamış. Başka yerden bakalım. Şöyle haftalık. Tamam buradan görebiliyorum. Bakın haftalık grafikte biz dipten beri yükselen dipler yaptık. 15.500'den beri dip yükselen, dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip. Pazartesi günü duyurdum ben. Alçalan dip yaptık arkadaşlar alçalan tepe yaptık. Yani bu genelde trendi tersine döndürür. Çok dikkatli olmak lazım ama son bir iğne gelebilir mi dedik? Olabilir tabii ki, olabilir. O da nereye gelebilir? Aylık Bollinger orta bandına gelebilir. Şu şekilde. ki grafik takıldı arkadaşlar. Şöyle. Aylık Bollinger orta bandı yarım kaldı. Oraya gelebiliriz. Bir iğne olarak kalır. 13 gün içinde gelirse 31.400 Önümüzdeki ay gelirse de 30 bin seviyelerinde falan olacak arkadaşlar. Ee, yani ondan sonra zurnanın zırt dediği bölgeye gelmiş olacağız. Belki de direktman buradan düşecek. İşte bunu anlamanın yoluysa verdiğim destekleri takip etmek olacak. Şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? Gap diyorduk. 35 binde bir gap var. Mecbur mu doldurmaya? Değil. 10 sene sonra da doldurabilir. 10 gün sonra da doldurabilir. Ama unutmayalım ki bir gapimiz daha var. Bir gap daha var arkadaşlar. O da burada. 20 bin dolar seviyesinde. Şöyle kaydırayım hatta. Gördünüz mü? Şurada bir gapimiz var. Aklımızın bir köşesinde kalsın arkadaşlar. Tamam mı? Madem inanıyorsanız gepleri doldurulacak. O zaman burada da bir gap var. Bunun da dolacağına inanmanız lazım. Öyle değil Yani bu uyarıyı bir yapmak istedim. Tamam 35.000'de de gap var 20.000'de de var. Hangisi daha önce dolacak acaba? Biliyor muyuz bu sorunun cevabını? Bilmiyoruz tabi ki. O yüzden destek direnç takibi yaparak ilerlemek zorundayız. Altcoin'lere bakıyoruz arkadaşlar. Altcoin dominans hareketli hala tutunmaya devam ediyor. Altcoin'ler için iyi bir durum arkadaşlar. BTC yan çizmezse altcoin'lerde güzel hareketler bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.